yepyeni konseptiyle Kasapoğlu Mobilya'da %10 vergi indirimi devam ediyor. Her bütçeye uygun yüzlerce çeşit ürün sadece Kasapoğlu Mobilya'da. Mobilya almadan bir düşünün ama bize uğramadan asla karar vermeyin. Antalya'da bir işte çalışan Murat Çalışmaz, Korkuteli Yeşilyayla'da bulunan evindeki eşyalarının eşi ve kayınbiraderi tarafından götürüldüğünü iddia etti. Efendim, bugün Yeşilyayla mahallemizde Murat Çalışmaz Bey'le beraberiz. İlginç bir hikayesi var. Bize anlattı. Bizden yardım istedi Korkuteli TV olarak. Bizler de bugün Murat Bey'in yaşadığı sıkıntıları dile getirmek adına buluştuk. Kısaca ben bir özet geçeyim isterseniz. Murat Bey evli. Eşi 2 gün önce tüm işe yarar, evindeki işe yarar eşyaları topluyor. Bir kamyona yüklüyor kardeşiyle beraber. Antalya'ya götürdüğünü iddia ediyor Murat Bey. Ve bu konuda da savcılığa müracaatı var. Savcılıkta da suç duyurusunda bulunmuş. Şu şekilde bir şikayet dilekçesi var. Savcılığa verilmiş. Efendim, şimdi hikayenin geri kalanını Murat Bey'den dinleyelim. Abi, kısaca bir anlatır mısın, olay nasıl oldu? Ben Antalya'da camda çalışırken dün saat 4.49 civarlarında mesaj çekiyor. Diyor ki evine erken gel, malın başına diye. Sadece mesaj bu. Ben de aklıma geldi. Bunlar yine 4-5 yıl önceki çaldıkları gibi, evi boşalttıkları gibi yine bunlar eşyayı boşalttılar, evi aldılar, gittiler diye. 4-5 yıl önce yine aynısı yaşandı. Peki eşinizle kaç yıllık evlisiniz? 11. yıla başladı. 2008'de evlendik. Çocuğun? 2007'de evlendik. İşte 2008'de çocuğumuz var. Çocuğunuz var, bir tane çocuğunuz var. Ve hasta çocuğunuz. Kalp hastası kızım. 11 yaşında, evet, kalbi delik. 2020 yılında İstanbul'a kalbe gidecek, kalp kapanmasına gidecek, işte şemsiye takacaklar. Peki aranızdaki sıkıntı ne Murat Bey? Aramızda bundan 5-6 sene önce analıyla birleşip kayınçılarla birleştiklerinde analıkla kayınçı bunların aralarını eşimin arasına girip bizim aramızı bozdular. Bir ayrılık yaşadık. 3-5 ay beni evden uzaklaştırma çektirdiler. Sonra tekrar eşimle birleştik ve analığıyla 4-5 senedir dargındık. Bu dargınlıktan sonra analığına barıştı. Analığıyla barışınca bir kez şimdi eşim kardeşinle bir olup tekrar benim buradan eşyalar alıp işte gördüğünüz gibi. Şöyle odalarda gezelim. Mesela evet, şimdi mutfağa girelim. Mutfak. Mutfaksa şöyle baktığınız zaman sadece bir eski dolabım var. Eski dolap var. O da iddiaya göre, Murat Bey'in iddiasına göre kamyona sığmadığı için. Kapı da kapanmaz yani. Bunda açık kalır. Bunun kapısı kapanmadığı için bunu alıp gitmemişler. Başka mutfak eşyalarının büyük çoğunluğu gitmiş. Bulaşık makinesi. Bulaşık makinesi yoktu. Yoktu. Yok. Şöyle bakalım diğer odaları gezelim. İşte televizyon gitmiş. Burada biraz eşya var ama bu eşyalar da Murat Bey'in anasından kalan eşyalar, babasından kalan eski eşyalar. Burayı ayrıca kardeşleri de hafta sonları gelip kullandığı bir evmiş. Senel geliyorlar. Senel yıllık izinlerinde geliyorlar. Peki, herkes görevli. Maddi olarak kaybınız işte çamaşır makinesi. Çamaşır makinesi gidik. 1,5 milyarlık aldırdım. İşte 9 ay falan oluyor. Önce ilk yeni çıktığından bunlar indirimli değildi. İşte dip prizim vardı. Onu da geçen evvel sene aldırdım. O da gitti. Onun da şu anda 1,5 milyar civarında, 2 milyar civarında dip prizler yukarı dışarıdaydı. Şu odaya da bu. Bu odada kardeşlerim geldiği zaman kardeşlerim kalıyor. Onlar olmadığı zaman biz kalıyoruz burada. Eşimle, çocuğumla. Ben olmadığım zaman eşim, çocuğum kalıyordu. Burada yatak odaları. Gitmiş. Buralar işte boşalmış gördüğünüz gibi. Değerli maddeler almışlar, eşyaları değersizlerini işte gördüğünüz gibi. 3-5 çarşafı da bırakmışlar.
gitmişler. Ama bunu yapan kardeşi olan Selim Mekke, Antalya'dan kamyon tutup ta buraya gelmesi, benim evimdeki, buradaki malzemeleri yüklemesi, daha önce de aynısını yaptılar bunlar. 4-5 sene öncesi kardeşi Selim Mekke, Analıkgil geldiler Antalya'ya, su işlerinin oraya ev tuttular, oraya yerleştiler. 6 ay beni uzaklaştırma çektiler, eşimle, çorumla, çocuğumla göstermediler. Ve şimdi yine aynı durumda, ben çocuğumu görmeye gittim, beni dövmeye kalktılar, darp ettiler, yine dövdüler. Eşim dövdü beni, havanın elini kafama vurdu. Siz uyurken? Ben uyurken, tabii öbür odada uyurken, iki sefer kafama vurdu. Üçüncüsü cam bardaklarını kırmış, aynı o gördüğünüz salona, girişteki salona. Ben cam bardaklarını kırıklarının üstüne arkamdan itekledi ve topuğumdan kesildi. Şu an darp raporum var 5 gün. 18'inde, 6. ayın 18'inde darp raporum var. Bayramdan, Arife'den 3-4 gün öncesi. Peki eşinizin kardeşiyle de bir münakaşanız olmuş. Eşimizin onunla işte şeyde de videoda attıklarında onlar bir eşim gidiyor oraya. Eşimle bu çağırıyorlar. Bunlar anası, eşimin kardeşi, abisi Selim Mekke toplaşıp bunlar ikisi, üçü bir arada gelip eşimi kandırıp işte bana karşı şiddetle uyarı yapıyorlar. Bana zaten en iyi lafı, en başka bir dediği kelime doğru bir gülüm aşkım hayatım balım yok. Ben hayatım gülüm dedik sıra. Peki şöyle Murat Bey, eşinizin kardeşi de sizin gözünüze mi vuruyor? Gözüme vurdu. Burada patlaklık var. 9 gün raporu aldım. Şu anda çatal görüyorum. 2 kişi olarak görüyorum gördüğüm zaman. Yani sağ gözümle normalde bunu görüyorum. Yani şu anda ikisi ona bakarsa, öyle bakarsam bulanık görüyorum. Anladım. Peki siz şöyle de bir iddianız var. Hayati tehlikem var. Evet. Can güvenliğim yok diye. Bu konuda da herhalde Selim Mekke sen seni yaşatmayacağım bu dünyada diye beni boyuna tehdit ediyor. Evinin yanına vardığımda, çocuğumu görmeye vardığımda da dahi beni böyle darp edip arabanın kapısını eşiyle kalktırıp üzerime odunla bıçakla bir de gözüme yumruk vurmayla işte darp izle burada kolumda bellidir. Burada böyle yarıktır yani. Saldırıya uğradım. Peki şimdi evine gittim de çocuğu göstermediniz. Daha önce de böyle bir ayrılık mı oldu? Hayır, önce olduğunda o zaman bir aramızda nusibetlik yani bir şeylik olayı yoktu. İşte o zaman bunlar memleketi Buldur'a gittiler. Halebi'deydi biri bu, Kapaklı'daydı. Peki bu tehdit olayı ne zaman oldu size? Tehdit olayı bir ay, bir buçuk ay öncesinden başladı. İşte 40-45 gün oluyor. Ramazan bayramıyla beraber, işte bitiminle beraber. Ramazan bayramıyla beraber başladı. Evet, yani şimdi bunlarla ben hep herkese iyilik yaptım. Gitsinler, hastanesinde arasınlar, sorsunlar. Ameliyatını da yaptırdım kayınçının. Oha, hastanede görmedi, postanede görmedi, hiçbir derdini görmedi. Her şeysine koştum. Ama ben buna iyilik yaptım, bunlar bana düşmanlık yaptılar. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Maddi manevi değer, işte kendiniz gördünüz yani. Diğer eşyalarım gidik. Yani şu anda 8 tane çeyrek altın, 4 milyar para. Şurada döşeğin içindeydi. Aynı şöyle, şu şekilde yani formatı gösteriyorum bak. Şöyle bunun içinde burada. Konuktu. Bunlar alınık. Bunlar ben indirdim. Bir şey yok. Bunları Selim Mekke buradan eşyalar yüklediğinde götürüp gittik. Ayrıca hayvanlarınızın? Hayvanlarımızda 10 tane, 8 tane süt yemi atmışlar. Gitmişler kamyonla eşimle abisi. Onları almalarına bir hakkı yok. Şu anda benim 10 milyara yakın sulama birliği, kooperatif süt borcum var, yem borcum var. Anladım, çok geçmiş olsun. Ama hayvanlarım işte ölümü kalmadı da işte kendiniz gördüğünüz gibi hiçbir kimseye zararım yok. Komşuya da sorabilirsiniz, her tarafa sorabilirsiniz. Ben kendimi Kefes Belediyesi'ne dokuma partiyim, gidip orada da sorup izleyebilirsiniz. Bir tane kişi kötü desin, ben kendimi isterseniz idama vurun, isterseniz kellemi kesin. Yani kimse bir kötülüğüm yoktur. Herkese iyilik yapmışımdır ama kötülük yapmamışımdır. Kötülüğün arkasından devamlı kötülük gelir, iyiliğin arkasından devamlı insanlık gelir. Çok doğru diyorsunuz. Size de çok geçmiş olsun sağ Murat olun, Bey. Sağ olun, ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. İnşallah kanuni yoldan çözersiniz. İnşallah devletin bu böyle tipi bayanlara, böyle tipi insanlara yani yasayı hep bayanlara vermeyip de biraz da insanlara, erkeklere versin.
Çünkü bunlar böyle bayanlar da var. Şimdi anlıyorum. Bir kadına tabii bir tane kadına fiske vurmuş değilimdir. Bir tane kalktırıp bir tane iteklemiş değilimdir. Boşandığım eşime de vurmuş değilimdir. Gidip sorabilirler. Boşandım. Arasınlar. Arasınlar. Bir tane fiske vurdu veya bir tane tokat vurdu bana desinler. Çocuğuma da bir tane ne oğluma vurdum ne kızıma vurdum. Ne buna bir tane fiske vurdum. Çok geçmiş olsun Murat Bey. Yani dersi dil yılanı deliğinden çıkarıyor. Yavrum kuzum dedik sıra çorum çocuğum benim emrimle oynuyor. Doğru diyorsunuz. Efendim işte hikayeyi siz de dinlediniz. Gerçekten üzücü bir şey. Tabii bunlar Murat Bey'in iddiaları. Biz savcılığa verdiği şikayet dilekçesini de okuduk. Aynı minvalde, anlattığım minvalde şeyleri var. Bunun da fotokopisini çekeceğiz. Efendim bizi izlemeye devam edin. Yepyeni konseptiyle Kasapoğlu Mobilya'da %10 vergi indirimi devam ediyor. Her bütçeye uygun yüzlerce çeşit ürün sadece Kasapoğlu Mobilya'da. Mobilya almadan bir düşünün ama bize uğramadan asla karar vermeyin.